Şimdi arkadaşlar işte devam ediyoruz. Streaming olarak bir tane resim page oluşturduk arkadaşlar. Şimdi ise bu resmi ne yapalım? Orada mı yapalım? Evet. Yani bunu yapmaya gerek yok. Şimdi publish Logitech'ten başladım. Resim. Resim diyelim. Şimdi kodlarımızı yazalım. Bir tane arkadaşlar bytes olarak byte resim nesnesi oluşturdum arkadaşlar. İlk değeri neyse null verdim. Sonra flame for info şuradan gelmedi. Using system.io. Aynen. Yo yüzden de. Flame for F info eşittir new flame info diyelim arkadaşlar. Sonra ise buna resim page'e ekleyelim, aktaralım. Tamam. Long olarak sayaç oluşturalım arkadaşlar. Sonra ise arkadaşlar long olarak sayaç oluşturduk. Finfo nokta legenti. Sonra ise onu yaptık aynen. Flestrem'den Flestrem fs eşittir new Flestrem diyelim. Ve bunun içinde parametre var arkadaşlar göreceğiniz üzere. Flestrem'in int fare handle full access vesaire vesaire. 15 tane parametre şey var arkadaşlar. Şimdi yazmaya başlıyoruz arkadaşlar bunun içine girecekleri. Şimdi arkadaşlar bunun içine resim patch dosyası. Sonra bir gün Flamet Flamet nokta open pardon flaxis oldu yanlış yaptım open virgül flaxis nokta read diyelim ve işlemimizi bitirelim. Sonra ise binary reader oluşturdum bir tane arkadaşlar. Binary reader diyelim. Eşittir. Binary reader'ın içine ise arkadaşlar yukarıdaki fs'yi atalım. Bakın oluşturalım. Ondan sonra ise arkadaşlar en son işlem byte resim
eşittir binary'dir. Nokta read bytes diyelim arkadaşlar. Tabi bunların da parametresi var. Ama fikrim yok. Şöyle yukarıdaki argümanı yapıyor. Tamam. Şimdi ise bunların içinde ise arkadaşlar integer sayaç dedik ve ne diyor? Read bytes. Aa, doğru. Burada biz ne yapmışız? Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Yo, yerde sıkıntı yokmuş. Demek ki şunu yanlış yapmışım. Tamam. Şimdi arkadaşlar resim bölümü buraya gelecek arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Burada bütün ufak bir yerde hata var. Onun için şurada kullanacağım. Train içinde. Tamamdır. Ürün resmini byte resim to string değeri diyelim arkadaşlar. Ürün ekleyen ise arkadaşlar bunu girişte yapacaktık. Şimdi yapalım. Buradan açmadan önce arkadaşlar verilecek arkadaşlar burada. Bir tane ne yapalım? Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. K yetki adında bir tane publish string değer adadım. Onu da textbox'ın kullanıcı altındaki textbox'ı K yetkiye atadım. Bunu da buradan çekeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu formula adda çekeceğiz arkadaşlar bunu. Tabii ki ilk başta formula adda çekmeye gerek yok. Giriş gr eşittir giriş application nokta open forms giriş diyelim. Sonra ise gr nokta gr nokta neydi ismi onun? K alttan T geçeceğim ama kimiydi? Şu an ne yaptı ona bakayım. Pardon. Publish olması lazım da. Nokta k alttan tır yetki nin to string değeri. Fakat burada sorun verebilir onun için. Çünkü form kapanacağından dolayı arkadaşlar. Bunu formda ata string'i atayalım arkadaşlar burada bir tanesine. String
Y dedim misal. Y eşittir. Şimdi arkadaşlar Load'da da bakalım mesajı baksana atmış o yetkiyi veriyor mu? Deneme yapacağız arkadaşlar. User 1 2 3 User 1 2 3 giriş yapalım ve mesaj box'ımıza bakalım. User tamam. Bu da tamamdır arkadaşlar. Kaç o zaman Load'da şey yapıyorsa buna da gerek yok arkadaşlar. Bu da tamamdır arkadaşlar. Şimdi ise integer değer olarak sonuç verdim ve diyelim ki kmt.execute and query execute and query komutumuzu ve burada dursun. Şimdi deneyelim arkadaşlar. User İki. Ürün adı DM sigara üzerine yapıyorum arkadaşlar. Ürün fiyatı 7. Ürün cinsi burada ürün cinsi eklememiz lazım arkadaşlar. Ben şu an rastgele bir şey ekliyorum. Teken ürünün adı diye 25 kritik stoğu 5 ve kaydet dedik, yol geçer biçimi değil çünkü resim eklemedik. Resimlerim nerede? PC'de resim yok hiç. Tamam. Kaydet dedik ve buraya geldi. Sonuç ne? 0. Geçe düştü. Neymiş hatamız? Error converting data table var chart to int. Tamam. Hemen çözelim. Evet arkadaşlar şöyle çözdüm. Stop procedure'ımıza söyleyemedim de. Şuradan else'ini koymadım arkadaşlar. Onun için hep aynı kaydediyordu. Şu an kaydedemiyor. Şu an mesela 1 2 3'ü mesela kaydettik arkadaşlar. Eğer yeni kayıt yani kayıt varsa eksi 1 döndürüyor arkadaşlar bana. Çağını değiştirdim. Eksi 1 döndürdüğü için arkadaşlar bir saniye o kodu yapalım. Eksi 1 eğer if sonuç eşit eşitse eksi 1'e mesaj box.show yumakür otomasyon bu ürün daha önceden
kullanılmış değil, daha önceden eklenmiştir. Bu ürün, veya şöyle yazalım. Bu ürün stoklarımızda gözükmektedir. Stoklarımızda vardır. Aynı ürünü kaydedemezsiniz. Else ise şimdi uğraşmayalım. Ürün başarıyla kaydedildi. Ürün başarılı bir şekilde kaydedildi. Ürün başarılı bir şekilde kaydedildi. Tamamdır. Bu işlem de tamam arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar, resim güncelleme ve silme işlemlerini bir sonraki derste göstereceğim arkadaşlar. O da aynı şekilde olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.